açıklıyorum şu anda ben. Şimdi gerçekten çok korkunç. Yani benim tahmin ettiğim şey maalesef gerçekleşmiş. Şunu söyleyeyim. 14'ünden itibaren Haydar Bey, evet, sizin kızınız Figen, senin ablan Figen her gün dayak yemiş. 14'ünde başlamış, 21'ine kadar. Of, korkunç ya. Bir bilgi gönderiyor da Doğanay, bir yandan onlara da bekliyordum ben. Her gün dayak yemiş. Olayın olduğu gün bağırmış, kaçmaya çalışmış. Mehmet yakalamış. O kadar çok dayak yemiş ki bayılmış. 14 gün boyunca üst katta, alt katta, Hatice'nin evinde, avluda, her yerde dayak yemiş. Her yerde. 14'ünden itibaren. Her gün. Didem Hanım, bunun komşuları ölmüş mü? Bir alo desinler. Ben o kızımı orada bırakır mıydım? Ben olayı bir anlatayım. İzin verir misiniz? Tabii, tabii. Ben de bir şey söyleyeyim mi Haydar Bey? Evet. Onu daha sonra fikrimi söyleyeceğim. Her gün dayak yemiş. Ben sadece onların değil, yakın çevresinde bu olayı bildiğini düşünüyorum artık. 14'ünden, tamam mı, 21'ine kadar bu kadın her gün dövülmüş. Yukarıda, aşağıda, Hatice'nin evinde. Her gün sistematik inanılmaz dayaklar yemiş senin ablan Filiz. Her yeri mosmor olmuş. Sabah erkenden başlıyor dövmeye o gün. Şimdi o detayı bekliyordum. Sabah erkenden, 7'de kalktık diyor ya. Sabah erkenden başlıyor Figen'i dövmeye. Döve döve yukarıdan sürükleyerek aşağıya indiriyor. Yukarıdan sürükleyerek aşağı indiriyor. Figen bayılıyor. O kadar dayak yiyor ki. Hatice her şeyi görmüş. Çocukları her şeye şahit olmuş. Yani Hatice geldi benden ilaç istedi bilmem ne falan, yalan yani hikaye. O sırada çünkü Figen dayak yiyor, Hatice de görüyor. Vahit de bu dayak olaylarını görüyor. Hepsini görüyor. 15 dakikaya da Mehmet savcılığa geliyormuş. O hemen gelir gelmez görelim lütfen, kameralar açın. Kameralar açık kalsın şu anda. Tamam. Figen bayılıyor. Allah'ım çok korkunç ya. Sonra daha ablan kendindeyken, daha can vermemiş, baygın, hayatta. O sırada Vahit bir ambulansa haber verse, Figen kurtulacak. Hatice bir ambulansı gizlice arasa, kurtulacak. Süleyman araya girmeye çalışıyor, ambulans arasa ya da jandarma arasa, Figen kurtulacak. O sırada hepsi Figen'in canlı canlı yakılmasını izliyorlar. Ne? Ya? Senin ablan yakıldığı sırada hayatta, hayatta. Yarı baygın yere düşünce içeriden benzini getiriyor. Üzerine döküyor. Ablan o sırada hayatta. Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz yani. Vahit amca görmüş mü onu? Görmüş. Ne? Bunu söyleyelim mi Doğanay? Ya en son Doğanay, senin yazdığını söyleyelim mi söylemeyelim mi? Karar veremedim. Ben bunları duysam var ya, yani tabii senin ablan. Şöyle soran gözlerle yere bakmam. Demin babam bir gözyaşı döktü, böyle hafif şey oldu. Ayşe'yi görebilir miyim lütfen? Ekranı dörde böl Hakan, Ayşe de ekranda olsun. İyi misiniz Ayşe Hanım? Ay çok kötü oldum Didem Hanım. Evet. Sen sana versin annemim. Hepsi seyret bu ya. Hepsi seyret. Allah'ım. Allah'ım.
kahretme öyle bir şey ya. Bak tanımazlar. Bu da Yeliz gözyaşlarını tutamıyor. Tanımıyor, etmiyor. Ama bir kadın. Rabbim onları çıkarmasın. Yani bunu ben söyleyeyim de nasıl söyleyeyim? Ya o kadar bir dakika söylemeyeyim ya. 14'ünden 21'ine kadar senin ablan sistematik olarak dayak yiyor. En sonda canlı canlı yakılarak öldürülüyor. Çığlıklar atıyor ve kimse onu kurtarmak için çaba sarf etmiyor. Çığlık atıyor ya. Mahalleden kimse duymuyor. Yazıklar olsun onlara. Bence herkes duymuş. Yazıklar olsun onlara. Bunu da mesela Melek duymamış. Vahit itiraf etmiş de.